Zeytinburnu Belediyesi'nin Onlar Destan Yazdı Sen filmini çek temasıyla bu sene ilkini düzenlediği Çanakkale Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmaya kurmaca, belgesel ve animasyon formatlarında 68 kısa film başvurdu. Yarışmada yönetmenliğini Turan Hasten'in üstlendiği Hasat Zamanı filmi birincilik ödülünü aldı. Yarına çıkar mıyız Hasan? Şunu bir alaydım, iyiydi be. Senin yarana da iyi gelecekti. Sabahtan beri ot da ot. Ne inatçı adamsın Hasan? Metin Yüksel Alkan'ın yönettiği Çanakkale 2. Adem Akyol'un filmi 1915 Hafızalarda Kalanlar 3. oldu. Babam gel buradan bir Akbeygir'e binip babalarının gittiğini biliyorlar. Başka babalarının ne şekil adam olduğunu bilmiyorlar. Annesiyle babası evleniyor. 5 ay sonra savaş başlıyor. Bunlar da tarladalarmışmış. Geliyor asker alıp götürüyorlar oradan onu. O da diyor ki bir kere köyüme uğrayın diyor. Köyüne bile uğratmamışlar. Babamın kırkı çıkmamış daha. Sabahleyin gelmişler. Dedem götürmüşler. Allah'ına çocuklarım sağ hayat demiş. Ninem rahmetli. Çocuklarıma sağ ol demiş. Çanakkale'ye gidiyor. Orada kardeş varmış. Törende yarışmada dereceye giren filmlerin yanı sıra Zeytinburnu Belediyesi'nin Çanakkale ile ilgili yaptığı çalışmaları anlatan kısa filmler gösterildi. Giderim adım dalını
dostlar beni hatırlasın. Dün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Halk ozanı aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 43. yılında doğum yeri Sivas'ın Şarkışlı ilçesine bağlı Sivri Alan köyündeki mezarı başında anıldı. Gelen misafirler aşık Veysel'in mezarına karanfil bıraktı. Anma programına bürokratlar, akrabalarıyla vatandaşlar katıldı. Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Sivas'ın Şarkışlı ilçesine bağlı Sivri Alan köyünde yaşayan akrabaları ve komşuları, birleştirici yönü, yapıcı kişiliği, sadeliği, mütevazılığı ve sazını olan bağlılığıyla hatırladıkları ozanı sevgiyle ve rahmetle yad ediyor. Can cesette ayrılacağım, tütmez bacayı, yanmaz ocak. Selam olsun bucak bucak, dostlar beni hatırlasın. Halk ozanının akrabası olan köy muhtarı Mustafa Çam, aşık Veysel'i anlattı. Veysel de tanışmam benim çocukluk yıllarımda oldu. Veysel'i bakkalın önüne geldiğinde sürekli görüyordum. El bir sandalyesi vardı. Sandalyeye oturup ağzında pupa içtiğini biliyorum. Çocukluğumda tabii Veysel'i o anda gördüğüm halde bu kadar değerli olacağını hiç düşünmemiştim. Ne gelsendi, ne giderdim, bundan bu neyim artı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Aşık Veysel'le kapı komşusu olan İbrahim Özer de 8 yaşından beri Aşık Veysel'i tanıdığını söyledi. Mükemmel bir insandı. Hep birlik, beraberliği, komşuluk ilişkilerini bize öğretti. Ve ağaç adırmayı, bahçeciliği o zaman bize öğretti. Benim babam da güzel bahçe yaptı. Veysel babana da güzel bahçesi vardı, onları örnek aldı. Şunu söylerdi, hep yardımlaşın, hep beraber olun derdi. Birlikten çok büyük şeyler olur derdi. Biz onu ondan öğrendik ve yardımlaşmayı severdik. Birimizin ekini kaldığında hep biz beraber o ekinlerimizi, odunumuzu, kışlık şeylerimizi hep beraberce birlikte yapardık. Çok büyük bir anısı oldu. Mükemmel bir yama yapardı ve herkes hayretlerdi yani görmen gözüyle. Kendi çocuklarının, ailesini kendinin yani yedi. O zaman kendileri çarıklar da vardı. Komşusu Rıza Özerse, dönemin valilerinin Aşık Veysel'e çok değer verdiğine ve sürekli ziyaretine geldiklerine dikkat çekti. Aşık Veysel mütevazı bir insan. Aşık Veysel sade bir vatandaşıydı. Hep böyle alçak gönüllü, hoşgörülü, çocuğundan çocuk, büyüğünden büyük, kimseyi kırmayan, hep gerçekten yapıcı bir kişiydi Aşık Veysel. Aşık Veysel böyle sıradan bir yerde saç çalmış. İşte kaymakam, vali gelirdi, toplum, halk gelirdi. Kendi odasında rica minnet Aşık Veysel sazını çalardı. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Bu ne kimdi, akşam olur, var ki başa neler gelir. Sivas'ta yıllarca çeşitli gazete, dergi ve haber ajansının muhabirliğini yapan Yücel Yönalsa, ölüm yıl dönümünde halk ozanının son röportajını yapmanın ve fotoğraflarını çekmenin gururunu anlattı. Hakk'a yürümeden de 48 saat önce bir duyum aldım. Bağlı olduğum gazete ya durumu ilettim. Hemen bir arazi vitesli arabaya atlayarak Aşık Veysel'le röportaj yaptım.
giderim. Adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Dün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Fotoğraf sergilerimizin açılışını yapıp beraber gezeceğiz. Ve yukarıda da bir kokteylimiz var. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği'nce düzenlenen Ankara Fotoğraf Günleri başladı. Bakanlığı ve Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 6.sı gerçekleştirilen Uluslararası Ankara Fotoğraf Günleri, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen Sanatta 50 Yıl ve Emek Ödülleri töreniyle başladı. Törenin ardından 5.411 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bu ay sonuna kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında çeşitli panel, seminer ve söyleşiyle fotoğraf gösterisi yapılacak. Hatay'daki tarihi uzun çarşıda unutulmaya yüz tutan mesleklerin son temsilcileri sanatlarını dördüncü kuşağa aktaramama endişesi yaşıyor. Geçmiş dönemlerde semerciden abacıya, bakırcıdan kalaycıya kadar sayısız ustanın yer aldığı tarihi uzun çarşıda, gelişen teknolojiyle birlikte birçok meslek tarihe karışıyor. Tarihi binadaki Bakırcılar Çarşısı olarak adlandırılan bir zamanlar mesleğin sayısız erbabının yer aldığı bölümde kalan son ustalar, teknolojinin gelişimine inat, çekiçlerini vuruyor. Yaklaşık 33 yıldır kalaycılık yapan 53 yaşındaki Nebin Muratoğlu da çektikleri güçlükten bahsetti. Eskiye kıyaslak çok yani, hem de o zaman %5'i şimdi, %95'i kayıp. Yani bu eskiden mesela daha önceki diyelim, ben yani hatırlarım, kalkıp da işimiz sabahın köründen akşamın geç saatine kadar çalışırdık, fakat iş bitmezdi, ertesi güne kalırdı. Şimdi maalesef oturuyoruz, müşteri geldiği zaman ocağı yakıyoruz. Olmadığı zaman
oturuyoruz. Yani bu mesleği biraz önemseler halk, ama halkımız da biraz bilinçli olması lazım. Bakıra, bakırın üstüne herhangi hiçbir şey yok. Mesela diyelim ki bu dükkanda 6 kişi çalışırdı. Kala kala ben kaldım burada. Yok, eleman yok. Semerci İbrahim Halil Sümer ise 3. kuşak olarak 35 yıldır bu işle uğraştığını söyledi. Mesleği 35 yıldan beri yapmaktayım. Bu mesleği babadan, dededen gelen bir meslek bize. 3. kuşağım ben. Yani bu dükkan, aynı semerci dükkanı şu anda yani 100 yıla dayanıyor yani, aynı iş devam etmiyor. Ama bundan sonraki durumda bitiyor yani. Bizden sonra yok. Son yani temsilcisiyleyiz bu semerciliğin. Neden böyle düşünüyorsun? Yani şimdi getirisi olmayan bir şey kimse istemez yani. Getirisi yok yani, geleceği yok olmadığı için çocuklarımız kesinlikle yani bu işe belli değil yani, istemiyor yani. Neden geleceği yok? Eskiden nasıl düşünüyorsun? Ya eskiden tabii ki çoktu yani. Yani biz burada 3 kişi çalışırdık, yetiştiremezdik yani. Yani işten usanırdık yani yapmaktan. Günde 3 tane, 4 tane, 5 tane yaptığımız günler oldu. Şimdi ayda 2-3 ayda bir ancak onu yapsak yani. Yani iyi yani diyor yani kendi kendimize. Tabii şimdi o zaman teknoloji yoktu. Şimdi önce teknoloji çıktı. Teknoloji köylerde yollar açıldı. Arabalar çoğaldı. O tabii olunca böyle yani köydeki gençler de bu işte pek hayvandan uğraşma, affedersen attan, eşekten uğraşmak istemiyorlar yani. Daha kolayına kaçıyorlar yani. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki resim öğretmeni Ercan Angay, yol yapım çalışmalarında kullanılan ziftle yaptığı tablolarla tarihi eserlere hayat veriyor. Ahlat, Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Okulu'nda görev yapan Angay, tutkal, mermer tozu ve zift kullanarak ilçedeki tarihi mekanları tuvale işliyor. Angay, yaptığı açıklamada sanatı yaparken farklı teknikler kullanmayı sevdiğini ifade etti. Çalışmalarımı genellikle tuval üzerine zift çalışması olarak yapıyorum. Tuval üzerine önceden çizip daha sonradan tutkalla doldurup ziftle boyuyoruz. Ahlat ilçesinde olduğum için Ahlat'ın tarihi güzelliklerini resmediyorum. Daha çok mezar taşları, kümbetler. Angay, bitirdiği eserlerden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok devlet büyüğüne hediye etti. Ziftle boyanan tablolar, görenlerde şaşkınlık yaşatmasının yanı sıra övgü de topluyor. Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları tarafından taş medresede yapılan Osmanlı kılıçları, kama ve yekpare bıçaklar ilgi çekiyor. Sanat, medresede oluşturulan 15 ayrı atölyede geleneksel el sanatları ustaları tarafından hem icra ediliyor hem de kursiyerlere öğretiliyor. Kılıç ustası Hüseyin Merttürk, kursiyerleri kılıç, kama ve bıçak yapımı konusunda eğitimli.
Taş Medrese Müdürü Ali Örk yaptığı açıklamada unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeniden canlandırılması için faaliyette bulunduklarını açıkladı. Afyon'un öz sanatlarından biridir bıçakta. Şu anda o da unutulmaya yüz tutmuş vaziyette olduğu için 15 atölyenin biri de bıçak atölyesi. Bunun yanı sıra ağırlıkta yekpare, bütün olarak yaptığımız bıçaklarla komple bütün açısıyla yekpare olarak unutulmuş. Genelde makinasal ürünler olduğu için hemen sap birleşiminde iki puntayla yapılan bıçaklar şu anda bunları unutturmuş. Biz de bu unutulanları tekrar hayata geçirelim maksatlı. Böyle bir atölye açmış bulunmaktayız. Farklılık olarak preslenmiş kağıttan sap yapımı, giydiğimiz kot pantolonun preslenmiş şekilde sap yapımı, aynı zamanda kılıçlarımız Osmanlı kültürünü sergileyerek Osmanlı'nın ana silahı olan kılıçlarımızı şu anda ne kadar kullanma imkanı olmasa da elimizden geldikçe hediyeleşme veyahut iş yerinde bir aksesuar olarak çok rağbet görüyoruz. O yüzden bunlara ağırlık veriyoruz. Ayrılacağım, tütmez bacayı, yanmaz ocak.